nedenlerden her şey. Kızımı kaçırdı. %50 zihinsel engelli raporu var. Zihinsel engelli kızı Burcu'yu, Burcu'nun eşi Cem'in arkadaşı Onur Önler kaçırdı. Benim evladımı getir Allah aşkına ya. Sen de bir ananın babanın evladısın ya. Getir be. Sana lokmamı verdim. Anne gözyaşlarına boğuldu. Ben Onur'un babasıyım. Burcu çocuğu almışken sizin anne görüşeceğim. Gelin kızım ziyaret gidin. Zaten Burcu'yu kabul etmiyoruz. Gelin onları hayata kabul edemeyin. Canlı yayından sonra Onur'un babası tarafından sokağa atılan Burcu, 13 gün sonra annesi Şengül Hanım'la Esra Erol'da karşı karşıya gelecek. Burcu, buraya gelebilir misin? Ben oraya geleceğim. Tamam. Büyük yüzleşme. Ben oraya geleceğim. Şimdi Esra Erol'da. Benim biyolojik annem mi? Tabii ki. Değil mi? Annemse kendimden tiksineceğim. Ben olduğuna hiç inanmıyorum. Öyle bir ihtimal yok. Yıllardır büyüten annesi bildiği Nermin Hanım, DNA testi sonucunda öz annesi çıktı. Nermin Hanım, senin annen. Derya şoke oldu. Oğlunu korumak için beni gözümden çıkartmış. Şimdi gerçeklerle yüzleşme vakti. Derya canlı yayından sonra gözyaşları içinde neyi itiraf etti? Bu kadar gerçek nasıl olabilir Derya? Bir an bile vicdanını sızlamadı mı? Bu iddia ortalığı karıştıracak. Şimdi Esra Erol'da. Bugüne kadar duyduklarınızı, bildiklerinizi unutun. İsmail'in öz annesiyle ilgili 2001 yılında gazete manşetlerinde hangi haber yer aldı? Kahramanmaraş'ta 14 Temmuz 2001 tarihinde müftülüğün, orada bir müftülük varmış, müftülüğün kavşağındaki sokağa bırakılan bir buluntu bebek. Herkesi şoke edecek o detay. Ve büyük gelişme şimdi Esra Erol'da. Bugün büyük gün. Hüseyin Ölmez Seher'in babası mı? Hüseyin evet. Bey, kızınız Seher'le görüşmek ister misiniz? Hayır ablam, senden uzak olsunlar. Kızınızı kabul ediyor musunuz Haber Hanım'dan? Gerekirse DNA testini kabul ederim. DNA testi sonucu canlı yayında ortaya çıkacak. Gerçeklerle canlı yayında yüzleşecekler. Şimdi Esra Erol'da. Kadar Hüseyin oğlunu babam buldum. 21 yaşında genç bir kadın. Şimdi benden kaçıyor. Tek isteği 10 yaşına kadar gördüğü, babası olarak bildiği Hüseyin Orhan'la yıllar sonra yüzleşmek. Baba benden neden kaçıyorsun? Neden bana sahip çıkmıyorsun? Akıl almaz hikaye. Şimdi Esra Erol'da. Abim Zeki Tezcan'ı 8 senedir göremiyorum. Kimsesi yok, çoluğu çocuğu yok. Sadece ben arıyorum. Hayatından endişe ediyorum. Yaşayıp yaşamadığından emin değilim. Onu çok seviyorum. Onu çok sevdiğim için de vicdanım hiç rahat değil. 8 yıldır abisi Zeki Tezcan'dan hiçbir haber alamadı. Zuhan Hanım'ın gözyaşları içinde abi hasreti. Onun yokluğu beni çok üzüyor. Gerçekten abimi çok özledim. Onu görmek istiyorum. İnşallah gören biri çıkar. Esra Erol'a haber verir. Şimdi Esra Erol'da.